Merhabalar, Tokyo'dan herkese selamlar. Bugün günlerden cumartesi ve ben Ginza'ya geldim. Ginza neresi diye soracak olursanız, Tokyo'nun en lüks alışveriş semtlerinden bir tanesi. Bütün dünya markalarının, en büyük mağazalarının olduğu, aynı zamanda Japon tasarımcıların kendi mağazalarının olduğu ve Japonların genelde alışveriş yapmak için birinci tercihi olan bir semt Ginza. Peki diyeceksiniz ki Didem, lüks markalardan ve alışverişten niye bahsediyorsun hem de Tokyo'da? Zaten Türkiye'de inanılmaz büyük bir ekonomik kriz var ve alım gücümüz inanılmaz düşük. Bu videoyu bize neden yapıyorsun diyeceksiniz. Kesinlikle bugün size burayla ilgili, işte alışverişle ilgili hayaller kurdurtmaya çalışmıyorum. Para harcatmak da istemiyorum. Tam tersi, para kazanmanız için belki bir fikir olabilir diye biraz piyasa araştırması yapıyorum. Instagram'dan bir hanımefendi bana mesaj attı. Dedi ki Japonya ile ticaret yapmak istiyorum. Japonya'daki insanlar alışveriş yönelimleri nasıl, nelerden hoşlanıyorlar, ne tarz şeyler seviyorlar? Bununla ilgili bana fikir verebilir misin dedi. Ben de dedim ki çok güzel bir video konusu, sadece size değil herkese fikir vermesi açısından güzel bir video yapayım dedim. Japonya'da insanlar nasıl alışveriş yapıyorlar, ne tarz şeylerden hoşlanıyorlar, bununla ilgili bir araştırma yapmak istiyorum. Belki bu videodan sonra ticaret nasıl yaparım, Japonlara neler satabilirim, dünyanın üçüncü büyük ülkesi, alım güçleri çok fazla, orayla nasıl bir ticaret başlatabilirim, bununla ilgili size fikir vermek istiyorum aslında. Yani maksat para harcatmak değil, size para kazandırmak. O yüzden bugün burada araştırma yapacağım, mağazalara gireceğim, ne tarz şeyler var, insanlar ne tarz ürünlerden alışveriş yapıyor ve beğeniyor. Onlarla ilgili size böyle ufak tefek fikirler vermek istiyorum. Bugünkü konumuz Japonlara ne satabiliriz? Bununla ilgili hadi biraz araştırma yapalım sizinle. Ginza dünyanın en lüks markalarının, en büyük mağazalarının olduğu caddelerden bir tanesi. Sadece tek bir cadde değil, tabii ki 3-4 bloktan oluşan bir semt diyebiliriz. Japonya'nın bir lüks marka cenneti olduğunu söyleyebiliriz. Mesela yılbaşlarında veya sevgililer gününde, yani özel günlerde bu lüks markaların kapısının önünde kuyruklar oluşturup limited edition dediğimiz özel satışlar için saatlerce sırada bekliyorlar ve fütursuzca alışveriş yapıyorlar. Japonya'da özel meyve yetiştiriciliği en önemli ve en pahalı sektörlerden bir tanesi. Özel şeftaliler, çilekler, karpuzlar özenle paketleniyor ve böyle gördüğünüz gibi mağazalarda satılıyor ve bunların fiyatları inanılmaz yüksek tabii ki. Ve bu konudaki çiftçilik çok iyi kazançlı sektörlerden bir tanesi. Bakın mesela burada görüyorum, şu gördüğünüz tabağın içindeki tatlı gibi böyle minik bir şey var. Meyve, şeftaliden yapılmış meyve tatlısı var. Şu paketin içinde sadece 6 tane küçük böyle lokum şeklinde bu tatlıdan var ve fiyatı 2160 yen. Biraz daha 9'lu paketi 3240 yen. Amazon Japonya'da veya işte Rakuten, Yahoo gibi alışveriş online sitelerinde bu tarz ürünlerin inanılmaz fazla alıcısı var ve en önemli şeylerden bir tanesi de Japonya'da mal satarken veya pazarlarken paketleme ve onun süslemesi. İnsanlar paketlemeye, süslemeye belki içindeki üründen daha fazla değer veriyorlar. O yüzden Japonya ile eğer ticaret yapmak istiyorsanız kesinlikle özgün bir tasarım ve paketleme kullanmanız gerekiyor. Bu arada Ginza hafta sonları şu gördüğünüz caddesi trafiğe kapatılıyor. Burası en ünlü caddelerinden bir tanesi. Tamamen trafiğe kapanıp insanların yürümesine izin veriliyor. Ben de hatta kış ortasında burada benim dans etmişliğim de vardır. En ünlü caddelerinden bir tanesi. Burada Apple'ın olduğu, Uniqlo'nun olduğu ve diğer işte Balenciaga, Chanel, Sony gibi bütün ünlü markaların burada mağazaları var ve insanlar caddenin ortasında burada yürüyüş yapıyorlar. Japonlar mücevhere ve takıya çok fazla değer veriyorlar. En başta hediyelik eşya olarak aldıkları tabii ki mücevherler ve takılar. Burada Tiffany ve işte lokal marka olan Tasaki markası bilindik markalardan bir tanesi. Ginza'daki mağazaların çoğuna bakarsanız eminim Türkiye'deki vitrinlerden daha farklı olacağını göreceksiniz.
Çünkü Japonlar oldukça mütevazi ve aynı zamanda biraz muhafazakar giyinmeyi seviyorlar. Açık yakalı, dekolteli ürünlerden kesinlikle kaçınıyorlar. Tabii ki mini etek, çok kısa etek giyiniyorlar ama genelde üst kısımları kapatan, dekolteden uzak ve minimal kıyafetleri seviyorlar. Çanta konusunda çok takıntılılar. Balenciaga, Dior gibi ünlü markaların çantalarını kullanıyorlar. Ginza'da GU ve Uniqlo markalarının da çok büyük 8 katlı mağazaları var. GU, Uniqlo'nun genç line'ı. Yani tamamen işte 17 yaş ve 24 yaş arasındaki genç insanlara hitap eden ürünler var burada. Eğer Japonya'ya tekstil konusunda ürün satmak istiyorsanız kesinlikle muhafazakar ve minimalist tasarımları tercih etmenizi öneririm. Bakın bu burada bir genç kızın, genel olarak genç kızların giyindiği bir elbise tarzı. Yaka kesinlikle kapalı, elbise çok dar değil, vücudu sarmıyor. Boyu da dizin altında. Bu tarz ürünleri pazarlamanızı size tavsiye ederim. Yani Japonya'da kesinlikle Avrupa, Amerika veya Türkiye'deki genel sokak tarzından farklı bir tarz var. Fendi'nin yeni sezon ürünlerinin vitrinine bakıyoruz şu anda. Valentino'nun 8 katlı mağazasının önündeyim şu anda ve vitrinine bakıyorum sizin için. Japonya'da Sukajan Jacket dediğimiz bir tarz var. Zaman zaman size Instagram hesabımdan fotoğraflarını da paylaşıyorum. Ve zannedersem eğer yanılmıyorsam Tokyo için özel bir Sukajan Jacket tasarımı yapmışlar ve şu anda vitrinde. Japonya'da kadınlar tatlı ve minik hediyelik eşyalardan hoşlanıyorlar. Yani böyle daha cool tasarımlar yerine çiçekler, böcekler, böyle bu tarz biraz daha minimal, kadınsı romantik takılardan hoşlanıyorlar. Eğer buraya takı konusunda satış yapmayı düşünürseniz biraz daha böyle romantik ve çiçekli böcekli takılar düşünebilirsiniz. Şimdi bir ayakkabı ve çanta mağazasına girdim. Size buradaki ürünleri, yeni ürünleri göstermek istiyorum. Bahsettiğim gibi Japon kadınlarının sevdiği çiçekler, danteller, şirin ve tatlı şeyler. Gösterişten uzak, rahat, mütevazi ayakkabılar. Japonların daha çok tercih ettiği tarzlar. Çanta konusunda oldukça cesaretliler. Oldukça şık çantalar kullanabiliyorlar ama ayakkabı konusunda biraz daha böyle rahat, mütevazi ve daha böyle tatlı, onları daha minimalist gösterecek tarzları seviyorlar. Mesela bu tarz terlikler, trenlerde kadınların ayaklarında gördüğüm en fazla bu tarz terlikler var. Arigato gozaimasu. Yazın özellikle bu tarz çantaları daha çok tercih ediyorlar. Yani biraz böyle keten, hasır görünümlü, daha böyle pikniğe gider gibi. Ama üzerinde hoş, lüks detayların olduğu çantaları genç kızların elinde çok fazla görüyorum. Daha böyle minik, daha böyle hanımefendi, tatlı, mütevazi çantalar kullanmayı seviyorlar. Çiçekli, dantel detaylı ayakkabılar. Bakın maskesini de yapmışlar. Japonya'da herkes yılın 365 günü şemsiye kullanıyor. Çünkü hem çok yağmurlu bir mevsimi var ve aynı zamanda insanlar güneşli günlerde kesinlikle şemsiyesiz asla dışarıya çıkmıyorlar. O yüzden çok büyük bir şemsiye pazarı var. Tabii ki güneş korumalı, yani UV cut dediğimiz güneş korumalı şemsiyelerin çok büyük bir pazarı var ve şemsiyelerin tasarımları inanılmaz özenli.
Ben mesela dün şu şemsiyeden kendime satın aldım. Üzerinde %100 hem güneş ışınlarına karşı hem de ultraviyola ışınlarına karşı korumalı olduğu yazıyor içeriğinde. Desenleri ve tasarımları çok özel olmalı tabii ki. Ve aynı zamanda bu arada recycle içerikler kullanıyorlar. Burada biraz böyle size erkek tasarımlarını göstermek istiyorum. Erkeklerde kesinlikle açık tonlar, soft tonlar tercih ediliyor. Keten gömlekler, pantolonlar ve ceketler. Daha böyle bej, kahverengi, onun dışında çizgili, lacivert tonlar. Yani biraz daha böyle nötr tonlar tercih ediliyor genelde yaz aylarında. Erkekler hafta sonları rahat tarzı tercih ederken hafta içi tabii ki biraz daha formal giyimi tercih ediyorlar. Minimal çiçekli desenli gömlekler, çizgililer, ketenler erkeklerin en çok tercih ettiği ürünlerden. Pembe, mavi, kahverengi, gri, bej en çok tercih ettikleri renkler. Polo tişörtler. Japonların olmazsa olmazı. Çünkü Japonya'da golf sporu ve beyzbol gibi açık hava sporları inanılmaz çok fazla seviliyor. Genellikle iş toplantılarını insanlar ve etkinlikleri golf sahalarında, yani iş anlaşmalarını golf sahalarında yapıyorlar. O yüzden de golf giyimi en iyi sektörlerden bir tanesi. Her markanın mutlaka golfle ilgili bir şeyi, line'ı veya koleksiyonu çıkıyor. Polo tişörtler, biraz daha böyle hafta sonu pantolonları, keten pantolonlar, şortlar gördüğünüz gibi en çok sevilen ürünler. Barneys markasının vitrinini gösteriyorum size. Hem klasik koleksiyonu var, aynı zamanda hemen vitrinin sağ tarafında bir golf koleksiyonu olduğunu da görüyoruz. Japonya'da dünyada olandan en fazla golf sahası var. İnsanlar iş toplantılarını ve iş anlaşmalarını golf sahalarında yapıyorlar burada. O yüzden de her markanın mutlaka golfle ilgili aksesuar da olabilir, kıyafet de olabilir, koleksiyonu oluyor. Japonlar spor yapmayı çok seviyorlar ve özellikle golf sporunun yanında doğa sporları, su sporları, aktif yelkencilik gibi sporlar, işte dağcılık hemen hemen herkesin yaptığı çok sevilen sporlardan. Bunun yüzden de bununla ilgili tekstil çok fazla revaçta. Tabii ki bunların malzemeleri özel oluyor. Yani su geçirmez, hava itici, rüzgar itici, nem tutucu veya nemi dışarıya atma gibi özel kumaşların kullanıldığı ürünler tercih ediliyor. Onun dışında standart ürünler kesinlikle tercih edilmiyor. Türkiye'de bu tarz teknolojilerin az olduğunu biliyorum ama eğer bu tarz teknolojilerle tekstil ürünleri yapıyorsanız kesinlikle burada tutacağını düşünüyorum. Hatta ben kendim biliyorsunuz Mistral markasının ofisinde çalışıyorum şu anda. Ve şu anda benim araştırdığım işte UV cut dediğimiz, yani güneş ışınlarına karşı su geçirmez, rüzgar itici kumaşlar araştırıyoruz ve bunun üzerinden koleksiyonlar yapıyoruz. Size tavsiyem, bu tarz ürünleri yapıyorsanız eğer mutlaka Japon piyasasına girmenizdir. Magi diye bir lokal tasarım mağazasının önündeyim. Vitrinini gösteriyorum size. Fiyonklar, fırfırlar, danteller kesinlikle Japon kadınlarının en sevdiği şeyler. Ve boy uzun, yani genelde diz altında veya bilekte boylar var. Tabii ki çok kısa giyindikleri zaman oluyor ama daha çok böyle 16-17 yaşındaki kesimin giydiği o tarzlar onlar. 25-20 yaş ve üzeri tamamen diz altı ve uzun etekler, pantolonlar giyiyorlar. Omega Japonya'nın en büyük saat markalarından bir tanesi. Şimdi onun mağazasına gireceğiz. Önce böyle bir asansörün içine gireceğim, sonra mağazaya gireceğim. Ve size biraz saat fiyatlarını göstermek istiyorum. Asansörün içinden itibaren saat standları sizi karşılamaya başlıyor. Saatlerin fiyatlarını eğer görüyorsanız, bu ikili saatin pembe olanın fiyatı 649 bin yen,
Biraz daha böyle gümüş rengine kaçanın fiyatı 638 bin yen. Buradaki saatler de aynı şekilde 539 bin yen. Ve burada bir saat var. Master Chronometer Certificate yazıyor. 1 milyon 496 bin yen. Yukarıya çıktık şimdi. Size biraz saatleri göstereyim. Burada en son saatlerin koleksiyonları var. Seamaster yazıyor. Büyük bir ihtimalle waterproof olan saatler. Fiyatlarına bakacak olursak eğer, şurada bir tane görüyorum, şu gördüğüm. 3 milyon 630 bin yen. Buradakilerin fiyatları da 990 bin yenden başlıyor. 1 milyon 793 bin yene kadar. Rimowa mağazasının önündeyim. Japonlar inanılmaz seyahat ediyorlar. Yani seyahati, değişik ülkelere gitmeyi çok seviyorlar. O yüzden eğer ticaret düşünürseniz daha çok böyle seyahate uygun çantalar ve valizlerle ilgili fikir düşünebilirsiniz. Tabii özellikle renkli, güzel paketlemesi olan, işte güzel detayları, ayrıntıları olan inovatif ürünler seviyorlar. O yüzden de hani standart valizden daha çok biraz daha işte recycle veya biraz daha hani sürdürülebilirliği, ilginç detayları olan valizler ve çantalar düşünebilirsiniz. Japonya'da oyuncak bebek, süsleme, oyuncak, bu tarz böyle daha tatlı, kadınlara hitap eden aksesuarlar ve oyuncaklar çok seviliyor. O yüzden de biraz daha böyle daha tarzı olan, belli tasarımları olan, değişik fikirleri olan bebekler ve oyuncaklarla ilgili fikirleriniz varsa Japonya'da tutacağına inanıyorum. Japonya'nın en büyük sektörlerinden bir tanesi kozmetik ve cilt bakımı. O yüzden de biraz daha cilt bakımına, kozmetikten daha çok cildi uyaran, cilde yan etkiler veren ürünler, biraz daha teknolojik ürünler düşünebilirsiniz. Mesela bunun gibi cilde nem ve fresh bir hava vermek istiyorsanız böyle bir ürün tasarlamışlar. Size bunu göstermek istiyorum. İçinde cildi tazeleyici, cildi uyarıcı nem ve buhar var. Bu aletle yüzünüze veya işte vücudunuza uyguluyorsunuz. Bu tarz ürünlerle ilgili fikirleriniz varsa veya bir portfolyonuz varsa Japonya'da çok tutacağını düşünüyorum. Size diğer ürünleri de göstereyim. Daha profesyonel saç kurutma makineleri, taraklar, saç derisini uyaran, saça biraz daha sağlık verecek bu tarz ürünler varsa onların da iyi bir pazar olacağını düşünüyorum. Bakın mesela böyle bir duş başlığı var. İsmi de Iron Care Brush diyor. Anladığım kadarıyla cilde ve saç diplerine masaj yapan bir şey var, sistemi var. Bu da güzel ürünlerden bir tanesi. Yine cilt yüzeyine işte çeşitli lazer ışınları veya X ışınlarıyla etki eden güzellik aletleri. Bunun mesela fiyatına bakıyorum, 14.300 yen olarak görünüyor. Tabii eğer bu ürünler mağazadaysa mutlaka müşterilere deneme ve tecrübe etme deneyimi yaşatmaları için masalar ve aynalar var. Burada isterseniz bunları deniyorsunuz ve ona göre satın almasını yapıyorsunuz. Güney Kore'de ve özellikle Japonya'da yüz masaj aletleri son zamanlarda inanılmaz revaçta. O yüzden yüz masajı ile ilgili çeşitli önerileriniz ve ürünleriniz varsa buradaki pazarlarda ilgi göreceğini düşünüyorum. Ama mutlaka değişik tasarımlar olmalı. Çünkü bunu herkes yapıyor. Mutlaka bütün markaların, teknolojik markaların ve kozmetik markaların bu tarz ürünleri var. Ama tasarım, yani şekli, rengi, üzerindeki detaylar markaya göre kişiselleştiriliyor ve detaylandırılıyor ve bu insanların daha çok tercih etmesine sebep oluyor.
で、あの最新モデルなので。Belki aklınıza dünyanın üçüncü büyük ülkesine mal satma konusunda fikirler gelebilir. Ve aynı zamanda online üzerinden Japonlar alışverişlerini nasıl yapıyorlar, en çok satan ürünler nelerdir, favori ürünler, bunlarla da ilgili ufak tiyolar vermek istiyorum. Ve böylece belki online üzerinden de mesela Amazon Japonya veya diğer platformlar üzerinden siz de ticaret yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi lüks markalar da çok revaçlı, çok popüler tabii ki. Ama marka olmayan, ismi olmayan çantaların da özelliklerine ve tasarımlarına göre çok fazla satışı olduğunu görebilirsiniz. What are you looking for kısmına İngilizce bir şey yazarsanız kesinlikle menüde çıkmayacaktır. Japonca yazmanız gerekiyor. Eğer direkt özellikle bir nesneyi aratmak istiyorsanız. İngilizceye çevirdiğinizde yandaki menülerden istediğiniz kategoriye ulaşabilir ve oradan nelerin daha çok sattığını görebilirsiniz. Dekorasyon kategorisini görüyorum. Burada mesela nevresimlerin en çok hangi renklerde ve hangi çeşitlerde seçildiğine bakabiliriz beraber. Filtreleme kısmından en çok ziyaret edilen veya fiyata göre kategorileri ayırabilir ve oradan ürünleri kontrol edebilirsiniz. Şimdi beraber bakalım en üst sıralarda neler varmış. Şu an bu listelenen ürünler Yahoo'da bugün içinde veya bu hafta içinde Japonların en çok tercih ettiği, en çok ziyaret ettiği ve en yüksek puanlar alan ürünler. Buradan ne tarz ürünler seçtiklerini, ne tarz ürünlere daha fazla ziyaret ettiklerini bakabilir ve kendi ürünlerinizle bu şekilde karşılaştırma yapabilirsiniz. Şimdi de Rakuten online sitesine bakalım. Bunu da Trendyol gibi veya hepsiburada.com gibi düşünebilirsiniz. En büyüklerinden bir tanesi. Modadan, elektroniğe, kitaptan, seyahate kadar her türlü şeyi satın almak için kullanılan sitelerden bir tanesi. Moda kısmına giriyorum. Moda kısmında da çocuk ürünleri mesela satıyor olabilirsiniz. Çocuk ürünlerine bakalım. Yandaki menülerden tabii ki İngilizceye çevirmeniz gerekiyor. Ürünleriniz ile ilgili filtreleme yapabilirsiniz. Mesela çok basit tişört kısmına girelim ve burada çocuk ürünlerini filtreleyelim. İşte en çok popüler olan ürünleri şimdi sizin için filtreleyeceğim ve burada çocuk tişörtlerinin işte fiyatlarını ve hangi ürünlerin daha çok popüler olduğunu görebilirsiniz. Ve tabii ki son olarak da Amazon Japonya'yı göstermek istiyorum size. Buradaki menülerden bakıyorum acaba ne seçebilirim diye. Sonra mutfak eşyalarına geldim ve oradan mesela fincanlara bakalım. Fincanlarda Japonlar en çok neyi tercih ediyorlar? Filtrelerde de en çok ziyaret edilen ürünleri sıralamasını isteyeceğim. Ve burada gördüğünüz gibi en çok ziyaret edilen ürünler. Tabii çok fazla yıldız alması çok satıldığını göstermez. Özellikle satış oranlarına da bakmanız gerekiyor. Mesela buradakiler evet hem çok yıldız almış hem de bu gördüğünüz adetler kadar satılmış ürünler. O yüzden en popüler olanları. Sonra bir de çantalara bakalım. Çantalarda da yine en çok ziyaret edilen, popüler olan ürünlere bakıyoruz. Erkek kadın diye ayırmıyorum. Bunlar da en çok satan ve en çok yıldız alan, beğenilen ürünler arasında geliyor. Burada gördüğünüz gibi lüks markalar da çok revaçlı, çok popüler tabii ki. Ama marka olmayan, ismi olmayan çantaların da özelliklerine ve tasarımlarına göre çok fazla satışı olduğunu görebilirsiniz. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Eğer Japonya ile ticaret yapmak istiyorsanız ve ne satayım diye düşünüyorsanız umarım bu video size fikir vermiştir. Ve bundan sonra belki de para kazanmaya başlarsınız. En çok bunu isterim ben de. Şu ana kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda tekrar yeni bir video yapmaya çalışacağım sizin için. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar.